Arkadaşım, yardım edelim mi? Sağ olun. Pompa mı arızalandı galiba? Pompa getir, arkada. Ne haber? Bildiğin gibi, uğraşıyoruz işte. Kimse şüphelenmedi değil mi? Yok. Bak abi işte. Lastik. İyi. Adamın başına dert açar. Uğraş. Tamam. Mal kamyonun altında. Rasim Bey ay sonunda burada olacak. Büyük parti mal onunla. Tamam. Hadi gidiyoruz. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Şimdi hepinizden dikkatli olmanızı istiyorum. Nihayet operasyon yapılacak. Başkomiser de orada olacak. Dikkat edin, Bilal'e ve karısına hiçbir zarar gelmesin. Sen bir numaralı yerde olacaksınız. Sen iki numarada, sen üç numarada. Peki. Nereye gidiyoruz? Bilal seni Veysel Ağa'nın evinde bekliyor Ayşe. Ayşe, özlemedin mi? Şehirli gibi olmuş kafir. Bir elime geçmez mi? Üzülme, gidelim. Kolay gelsin Nuri baba. Senin ne işin var burada? İşte burası yazlık evlat. Yazlık tezgah kurduk. Peki senin ne işin var burada? Biz de patronu karşılayacağız baba, o gelmiş. Ayşe de gelecek. Buraya mı? Bizim de işimiz bitiyor zaten. Ne işi? İşte bir iş olsaydı biraz çalışırdım baba. Öküz parası kazanmak için ama. Boş ver evlat, boş ver. Her şey düzelir. Bilal! Efendim? Bizim patron, geliyorum. Buyur patron, eğer köfte müfte lazımsa abimden alak ha. Çok güzel köftesi var ha. Vallahi çok güzel köfte var. Alak. Gel bakalım. Ayşe! Bak işte tam benim Ayşem oldun. Ayşe! İşimiz bitti. Olsun. Sarı öküzün parasını da ödeyemedik. Ne kazanıp ne yiyeceğiz? Olsun. Bir köye dönelim de Bilo. Ne olursa olsun. Köyü çok mu özledin kız? Aslında ben de özledim, ben de. Merhaba. Merhaba. Mallar hazır mı? Paran tamamsa mallar hazır. Bu son işimiz zaten. Evet, son işimiz. Bir ay ortada görünmeyelim. Benim param da hazır. Operasyona hazırız amirim, emrinizi bekliyoruz. Nuri abi! O ne öyle ya, ne kadar eli sıkı adamsın sen ya!
Bak şurada şu kadar adam var, bir porsiyon köfte getirmişsin. Bak bin kişi var, görmüyor musun Ayşe de? Vallahi çok ayıp oluyor ha. Kanun namına teslim olun. Nur abi, ne o elindeki tabancalarıyla ya? Sen köfteci değil misin? Ne çabuk eşkıya oldun? Sen polissin demek. Yok abi, ben çantacıydım. Çanta taşırdım ben. Hadi bakalım, vedalaşın. Gel. Köfte möfte. Şifre mifre. O ne? Sen kerizdin değil mi? Hem de ağa babasıyım. Keriz sen değilsin, benim ben. Nuri abi, el kerizliği aldı. Bırak onda kalsın. Ben ne olacağım? Bırak canım, onda kalsın. Ben ne olacağım? İşsiz mi kalayım ben? Kerizliğin sayesinde 100 lira para kazanıyordum. Allah Allah. Ayşe kız, İstanbul'a geldim geleli kerizliği büyük bir şey sandım. Kerizliği hiç kimseye bırakmadım. Kendimi baş keriz ilan ettim. Halbuki kerizlik aptallıkmış, salaklıkmış, enayilikmiş. Bilememişim. Şimdi köye 5 parasız dönüyorum. Sırf kerizliğim sayesindedir ha. Sırf benim bu hıyarlığım sayesindedir. Olsun. Köyümüze dönelim de. Faiz yasanın borcunu neyle ödeyeceğiz? İkimiz de koşuluruz pulla, öderiz öküzün borcunu. Tabii canım, ben eşek olduktan sonra semer vuran bol olur. Ha burada, ha köyde, ne fark eder? Ha. Durun bakalım. Anne. Nur abi, bizim kabahatimiz neydi de bu bilekçeleri taktırdın? Hayat boyu ayrılmayayım diye. Mutlu olun diye bağladım sizi. Bu da bizim hediyemiz Bilal. Sağ olun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olun. Biz emniyet mensupları olarak bu başarınızdan dolayı size bu sarı ineği ödül olarak vermeyi uygun bulduk. Kabul ediniz, sevindirirsiniz bizi. İşte ödülünüz. Bizim mi? Bizim mi? Bu sarı öküz değil, inek. Kadın bizim mi? Sarı inek. Hayalim benim. Kızım. Sarı inek, anam benim. Ay canım kızım. Bu sarı. Şimdi bu bizim mi? Sağ olun. Gel kızım. Gel kızım. Gel canım, gel kızım.